Seni
derdine düşenler cebimi çeker. Kollarım boynuma dolansın yeter. Seni sevmeye doyamadım. Son iki, üç, başın dumanlı, hayda hayda di hayda. Bu gece barda, gönlüm havarda, çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda di hayda, hayda hayda di hayda. Bu gece barda, gönlüm havarda, çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda di hayda, hayda hayda di hayda. Güvercin uç verdi,
sene sonra? 5 sene sonrasında da oynayacak takladık kalacak mı 5 sene sonra? Mehmet! Gülçen! Diyelim mi oynayalım? Oynayalım diye. Yani. Hiçbir şey ertelemeyelim de ne yaptım oynayalım güzel. Hadi güzel elini oynamak şart. Tamam. Efendim? Yok Süleyman çok sadece. Süleyman denge. Evet. Ya çok denge. 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 Hoş geldin ya.
sonunda memnunum. Hoş geldin ya yüreğime. Hoş geldin. Gel mi diye küstüm seni, gel mi diye küstüm seni, gülüm.
yok. Şimdi dönem 5 dakikalık bir mola istirahat ediyorum sizi. Rica ediyorum sizden. Sonra kaldığımız yerde devam edelim. Bazı arkadaşlar... ...ben davet etmek istiyorum kürsüye ama tek şartım var çünkü birden çok arkadaşa burada fırsat tanımak istiyorum. Dolayısıyla herkes bir hakkı var. Yani politikacı gibi mikrofonu alıp bırakmamak yok. Özellikle vurguluyorum. Sadece bir hakkı var. Önce şiir okuyan, çok güzel şiir okuyan, biraz önce dışarıda ben dinledim. Savaştepe ile ilgili çok hoş şiir okuyan bir arkadaşımız var. Mustafa değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Mustafa arkadaşım buyur. Savaştepe'li hasret şey çiğnedim var mı biraz önce? Ben şunları bitirmeyeyim ben kaldı. Alıp çiçekler birazdan. İyi akşamlar diyorum herkese. Orta 2'deyken bir arkadaşımın yazdığı bir şiir bu. Savaştepe Öğretmen Lisesi'nde hasret çektiğini dile getiren bir şiir. Bunu okuyacağım. Beklemek. Savaştepe Ovası'nda bir yığın toprak sulanır her sabah gözyaşlarımla. Hasret düğüm düğüm siyah saçlarımda, yine kar doğar, ay doğar karlı dağlarında. Kavak gölgeleri delik deşik, bir pınar akar akşamdan sabaha dek. İçimde büyüdükçe büyüyen bir dert, beklemek. Az mısın? Ne ağlarsın? Çok keyiflenmiş, çok duygulanmıştık. Ahmet abimiz, bir şiir de ondan rica ediyoruz. Evet, şiir
şiir sessizlikte dinlenir. Biraz sessiz olursak şiir bir anlam kazanır. Ve ayrıca ben bir aşk şiiri okuyacağım. Fakat bu aşk şiirinin daha somut şekilde canlı olarak yaşanması için bana sembolik olarak sevgilim olacak bir güzel çıkar mı yanıma? Var mı öyle birisi? Var mı? Bir sevgili bayan, şirin bir bayan. Yok mu? Yok. Ya, yaşımı çok ileri buldunuz arkadaşlar. Evet. Yeni varsa ya. İnsafsız avcı gibi, insafsız avcı gibi sen vurdun, yaraladın. Çektirme artık yeter, çektirme artık yeter. Öldür de kurtulayım. Gözlerinle yazıldı, gözlerinle yazıldı. Gönlümde var ya adın. Daha nasıl dirilttin ki? Daha nasıl desem ki sevgilin ben olayım? Güzellerin içinde boyunca baş sevgilim. Bakışları bencileyim, yüreği taş sevgilim. Bak, bak aşkım uçuyor. Bak aşkım uçuyor. Senin yok mu kanadın? Yamandır dertlerim oh, oh. Gözümde yaş sevgilim. Saygılar. Çok teşekkür ediyorum Anadolu'ya. Sağ olasın, var olasın. Harikasın abi, sen de harikasın. Değerli dostlar, bir şiir, bir şarkı, bir konuşma. İsteyen var mı? Ya da önereceğiniz arkadaşım var mı? Müzisyenimiz dinleniyor. Oradan bir ses geliyor. Sadece bir hakkı var biliyorsunuz. Buyurun. Kim geliyor? Gül. Yılmaz Gül kardeşimiz bizim Savaştepe kasaplardan. Yani özellikle öyle daha çok tanıyorlar. Meslek olarak kasaplar dersek daha kolay biliyorlar. Kendisine veriyorum mikrofonu, sağ olsun. Teşekkürler, iyi akşamlar. Evet evet, bayramın oldu. Evet sevgili Savaş Tepe'liler, hemşehrilerim. Ben Kasap Bayram denilen kişinin oğluyum. İsmim Yılmaz Gül. Gelmiyor mu ses? O zaman kulakları açayım biraz. Neyse. Evet, ben edebiyat öğretmeniyim normalde. Ama üniversiteyi bitirdikten sonra annem babam dedi ki gel yavrum seni evlendirelim. İşte her zaman sayıyor. Şunun kızı var onu alalım, bunun kızı var onu alalım. Hiç bana sormuyor sen kim istiyorsun yavrum, kimle evlenmek istiyorsun ama bir türlü cevap yok.